Hızlı, cesur, güvenilir, doğru haberin merkezi Lale Gül TV ve Lale Gül FM ortak yayınıyla her hafta sonu ekranlarınıza canlı olarak gelen hafta sonu ana haber bültenimizden herkese hayırlı akşamlar. Bugün 30 Ekim 2021 Cumartesi. Saatlerimiz yine 19 gösteriyor. Dünyadan ve yurttan önemli haber başlıklarıyla yine karşınızdayız. Ben Muhammed Binici. Hiç vakit kaybetmeden efendim ilk haberimize geçelim. Dünyanın gözü kulağı 2 gün boyunca İtalya'da olacak. Çünkü İtalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi düzenleniyor. Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden aile fotoğrafı çekilirken bir araya geldi ve ayaküstü kısa bir konuşma gerçekleşti. Hemen aile fotoğrafının ardından efendim G20 Zirvesi'nin ilk oturumuna geçildi. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri koronavirüs nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından ilk kez yüz yüze zirvede buluştu. Tüm dünyada gözler G20 zirvesi için İtalya'ya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı G20 Liderler Zirvesi İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı merkezde İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Liderler zirve kapsamında ilk olarak aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan aile fotoğrafı çekimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la tokalaşarak sohbet etti. Liderler daha sonra küresel ekonomi ve küresel sağlık oturumunda bir araya geldi. Zirvede salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak. İlk oturumun ardından liderlerin ikili görüşmeleri olması planlanıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünya liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak. Efendim Tokat'a gidelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tokat'taydı ve konu başlıklarının arasında tezkere meselesi vardı. Hani hatırlayacağınız üzere geçen günlerde Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir söz söylemişti. Efendim tezkereye evet dersek, onay verirsek Cumhuriyet'e ihanet ederiz demişti. Ama Süleyman Soylu sert bir şekilde bugün cevap verdi. Süleyman Soylu da asıl sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa o hain oğlu haindir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Tokat'taydı. Bakan Soylu, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nın düzenlediği genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Burada toplanan partililere ve vatandaşlara seslenen Süleyman Soylu'nun hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Soylu, tezkereye evet diyen haindir diyen Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bu tezkere Türkiye için bir dönüşümün, bir miladın tembihatıdır. Bunun burada altını çizmek istiyorum. Birileri bize, birilerinin talimatıyla, büyükelçilerle bildiri verdiriyor. Birileri bir takım oyunların ve tezgahların içerisinde bulunuyor. Öteki taraftan da dönüp siz artık sınırlarınızın dışına çıkmayacaksınız. Eğer çıkarsanız hainsiniz diyor. Bize sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa, kim Avaşin Vasya'ndan Hakuk'a kadar Suriye'de Afrin'den bir taraftan Cenab-ı Musa Hazreti Mali'ye kadar Resulallah'a kadar Tel Aviv'e kadar Münbiş'e kadar Kobani'ye kadar Türkiye'nin oradan saldırısına zemin açmak istiyorsa hain biz değiliz, hain oğlu hain onlardır. Kılıçdaroğlu'na Tokat'ta Tokat gibi sözler sarf etti Bakan Soylu. Kadar bir koridor kursunlar ve Türkiye'yi tehdit etsinler. Gün
Efendim İzmir'e gidelim. İzmir'de bir belediyede yolsuzluk iddiasıyla yakalanan tam 12 şüphelinin 4'ü tutuklandı. 3'ü ise halen aranıyor. Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiasıyla ilgili yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İzmir Buca Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet ve akaryakıt hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 27 Ekim'de gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılanlardan Buca Belediyesi'nde çalışan biri müdür, ikisi amir ve bir personel olmak üzere 4 zanlı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli salıverildi. Gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Efendim, Bakırköy'de belediye işçilerinin başlatmış olduğu grev tam 6 gündür devam ediyor. Hani hatırlayacaksınız, CHP sıfır zam demişti. İşte işçiler de buna cevap olarak hakkımızı almadan buradan ayrılmayacağız diyorlar. 6 gündür belediye önündeler. Onlar Bakırköy Belediyesi işçileri. CHP'li belediyenin sıfır zam önerisini kabul etmeyerek belediye önünde kurdukları çadırda seslerinin duyulmasını istiyorlar. Belediye önünde kurulan çadırda bir araya gelen işçiler, sonuç alana kadar demokratik hakları olan grevi sürdüreceklerini ifade etti. Fen İşleri Müdürlüğü'nde 20 yıldan bu yana görev yapan Ahmet Kuruçay ise grevin coşkulu bir şekilde devam ettiğini belirtti. Davamıza inanıyoruz, hak mücadelesine, ekmek mücadelesine. İnşallah direne direne kazanacağız. Yılgınlık, yorgunluk kesinlikle yok. Ekmek davasının yorgunluğu olmaz. Bugün grevimizin 6. günü. Bu coşku 6 gün değil, 6 yılda sürse, 6 günde sürse, 600 senede sürse biz ekmek davasının arkasındayız. Biz onurlu mücadelemize devam edeceğiz kaç gün sürse de. Biz onun için arkadaşlar olarak sloganlarımızla birlikte diyoruz ki yaşasın onurlu mücadelemiz, yaşasın ekmek davamız, yaşasın kutlu davamız diyoruz. Fazla bir talebimiz yok. Yani işin aslına bakarsan insanca yaşam, insanca ücret istiyoruz biz. Yani çoluğumuz çocuğumuz zeytine muhtaç olmasın. Yani bankalara borçlu yaşamak istemiyoruz. Bizim derdimiz bu. Yani bizim sadece davamız ekmek davası. İnsanca yaşam. Biz grevimize devam edeceğiz. Yani hakkımızı alacağız, kesinlikle alacağız. Belediye işçileri zam taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istiyor. Efendim, Mehmetçiğimiz dağda, emniyet güçlerimiz, polisimiz şehirde teröre göz açtırmıyor. Bakın, PKK'ya yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda tam 9 şüpheli yakalandı. Efendim, Mehmetçiklerimiz de öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de bir mağarada saklanan 4 PKK'lı Mehmetçiklerimize teslim oldu. Polis ekipleri ve Mehmetçik teröre göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Teslim oluyorlar. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de bir mağarada saklanan 4 PKK'lı teslim oldu. Kaldır ellerini. Kaldır. Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi. Kaldır, bekle. Teslim olan teröristlere Mehmetçik önce su içirdi, daha sonra kelepçeleyerek gözaltına aldı. Bölge İHA ve SİHA'lardan alınan istihbaratla nokta atışı operasyonların devam ettiği bildirildi. Evet, bu haberimizde de yine ordumuzun üstün başarısıyla devam edelim. Mehmetçik dağda, bayırda PKK'ya, teröre göz açtırmıyor. Efendim bakın, Pençe Kaplan operasyonu kapsamında 2 terörist daha bugün etkisiz hale getirildi. Ara, bul, yok et. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesindeki yeni parolası bu.
PKK'ya darbe üstüne darbe indiren Mehmetçik, bu kez Pençe Kaplan bölgesinde teröristlerin peşindeydi. Bölgede başlayan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. İki terörist öldürüldü. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda iki PKK'lı teröristin çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi. İstanbul Boğazı'nda yürekler yine ağızlara geldi. Tam 102 metrelik kargo gemisi kıyıya metrelerce kala durabildi. İşte bu facia İstanbul, Kanal İstanbul'un ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizdi. Makine arızası yapan kargo gemisi boğazda sürüklenmeye başladı, yürekler ağza geldi. Vaniköy açıklarında sürüklenmeye başlayan ve kıyıya yakın mesafede durabilen 102 metrelik kargo gemisi bölgede panik oluşturdu. İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında Medcon MRA isimli kargo gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. 102 metrelik dev gemi kıyıya metreler kala durdu. Kazayı önlemek için kurtarma ekipleri hemen seferber oldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olaya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yapan 102 metre boyundaki Medcon MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedilikle demir atmış olup kurtarma 7 römörkörümüz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir denildi. Demir atan geminin etrafında güvenlik önlemi alındı. Biliyorsunuz 2 yıla yakındır tüm dünya salgına teslim olmuş durumda. İşte bugünlerde bilim kurulu yine endişeli. Vakaların artmasından endişe ediyorlar ve bir rakam veriyorlar. Bakın verdikleri rakam, eğer 60 ila 70 bin arasında vaka olursa tekrar bir kapanmanın söz konusu olacağını söylüyorlar. Ülkemizin bu salgında koronavirüsle mücadele devam ediyor. Aşılama çalışmaları ve maske kullanımı artan vakaları düşürmek içinse büyük önem taşıyor. Ancak her iki tedbirde uyum konusunda büyük oranda bir gerileme var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son zamanlarda vaka sayılarında bir artış var. Bu durumda bilim kurulu üyelerini endişelendiriyor. Uzmanlar vaka sayılarının yeniden günlük 60 ila 70 bin seviyesine gelmesi durumunda yeni bir kapanma kararı alınabileceğini söylüyor. Bu durumda okulların da kapanması yeniden gündeme gelebilir. Başta görüldüğü şekliyle uzmanlar aşılanma sayısının neredeyse artık durduğunu, iki doz aşı yaptıranların üçüncü doz aşılarını da çok bekletmeden olmaları gerektiğini belirtiyor. Özellikle 65 yaş üstünün koronavirüs aşısıyla birlikte e-nabız sistemi üzerinden kendileri için tanıtılan ücretsiz grip aşısını yaptırmaları da tavsiye ediliyor. Bu salgından henüz etkilenmemiş olması. Uzmanlar özellikle kalabalık ve kapalı mekanlarda maske kullanımının da bulaş riskini en aza indirmek bakımından çok önemli olduğunun altını çiziyor. Vaka sayıları bu grafikle artmaya devam ederse kış ortalarında yeni bir kapanmanın yaşanmasının hiç de uzak olmadığı ifade ediliyor. Efendim meteorolojimiz peş peşe ard arda uyarılar yaptı. Niçin? Bakın Güneydoğu'da, Anadolu'da yer alan 11 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bunun uyarısını yaptı ve diğer yandan Doğu Anadolu'da 8 ilde kar bekleniyor. Marmara'da ise fırtınaya dikkat diyorlar. Hava sıcaklıkları batı illerde mevsim normalleri üzerinden seyretse de doğu illerimize mevsimin ilk karı düştü. Dün Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı vardı. Meteoroloji bu hafta sonu içinde özellikle 3 bölgeye peş peşe uyarılar yaptı. Güneydoğu Anadolu'da yer alan 11 ilde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'da 8 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Erzurum çevreleriyle Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güneybatısı ve Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleriyle Adıyaman'ın doğu, Elazığ'ın güney ve doğusu, Muş ve Bingöl'ün güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinden bir düzensiz göçmen haberi. Düzensiz göçmen ticareti yapan, onları taşıyan tam 15 düzensiz göçmen yakalandı. İşte bu ticareti yapan organizatör de tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Denizkent mahallesinde deniz kıyısındaki sazlıkların arasında saklanan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Suriye uyruklu biri çocuk, ikisi kadın 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu AK gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. İşte görüyorsunuz, düzensiz göçmenlerle ilgili de ticaret dahi yapılıyor. Yani burada onların da umutları efendim paraya çevriliyor, rant elde ediliyor. Evet, İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadelesi devam ediyor. Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlara devam ediyor. Çünkü polis bugün yaptığı operasyonla Ümraniye'de örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yeğenini yakaladı. FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli Ümraniye'de yakalandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Fethullahçı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu MMK gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli MMK'nın grafiker olarak çalıştığı ve Ümraniye'de yaşadığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüpheliyi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, İçişleri Bakanlığımız sadece FETÖ ile mücadele etmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadelesi başka alanlarda da devam ediyor. Bakın, İçişleri Bakanlığı Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011 yılından bu yana 102 farklı uyruktan toplam 8585 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu. Terörle mücadele tam gaz devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre PKK, PYD ve DAEŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı'ndan bugüne kadar 102 farklı uyruktan toplam 8585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri uyruklu 44, Avrupa Birliği üyesi ülke uyruklu toplam 1075 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Bugüne göre 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 yabancı terörist savaşçı ülkesine geri gönderilirken, bu yılın 10 aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Son 3 yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk 8 uyruk Avrupa Birliği üyesi ülke Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere oldu. Evet, sırada iş kazaları var. Bu kazalar gerçekten içimizi burkuyor, yüreklerimiz dağılıyor. Hiç ekranlara getirmek istemiyoruz. İş kazalarında Bursa'da bir işçi kesilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Bingöl'de ise bir işçi çatıdan düşerek ağır yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti. Kırsal Saadet Mahallesi Alaçam Yaylası'nda ormanlık alanda çalışan 65 yaşındaki işçi Süleyman Arık, kesilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri Arık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga gönderildi. Bingöl'de ise okulun çatısından düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı.
İnşaat firmasında çalışan Suriye uyruklu 22 yaşındaki Ahmet El İsa, kent merkezindeki okulun çatısında onarım yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekibince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Efendim, trafik kazalarıyla devam ediyoruz. Şanlıurfa ve İstanbul'da meydana gelen 3 ayrı kazada bir kişi hayatını kaybetti, tam 9 kişi ise yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı. Mücahit Çiçekli'nin kullandığı otomobil, Siverek-Viranşehir Karayolu'nun 20. kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında Celal Can Polat İdaresi'ndeki kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Çiçekli ile otomobilde bulunan Muhammed Emin, Yusuf, Ali, İsrafil ve Murat Şen Ateş yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Emin Şen Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma kamyon sürücüsü Celal Can Polat'ı gözaltına aldı. Otomobildekilerin çalıştıkları inşaattan dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. İstanbul Ümraniye'de ise 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Şile yolunda seyir halindeki Murat Beter'in kullandığı otomobil, Dudullu Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savruldu. Araç savrulmanın etkisiyle aynı istikamette seyreden otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Murat Beter'le araçtaki 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Sancaktepe'de otomobille çarpışan özel ambulans devrildi. Cengiz Oğuzhan Ç. hakimiyetindeki özel ambulans Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Cem Batuhan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen ambulans caddenin ortasında bulunan ağaca ve refüje çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki sürücünün de yara almadığı kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı. Sevgili izleyiciler, tam bir yıl önceydi. 6.6 şiddetinde sarsıntıyla İzmir sallandı. O sarsıntıdan sonra, o sallanmadan sonra işte o depremde, o kara gecede tam 117 vatandaşımızı kaybettik. Tam 1000'den fazla vatandaşımızsa yaralandı. İşte 117 vatandaşımızın mezarı başında bugün dualar okundu ve Kur'an-ı Kerimler okundu. Ama bir söylem ön plana çıkıyordu. Orada bir vatandaşımızın ağzından dökülenler yine bugün bir yıl sonra da yüreklerimizi, gönlümüzü dağılıyordu. Diyordu ki ben bir sene önce babaydım, evlattım, amcaydım. İşte o bir sene önce babalığım elimden alındı, evladım elinden alındı ve amcalığım elimden alındı. İşte bu özellikler insana yaşam kalitesini veriyor, yaşam sevincini ve istikbalini veriyor diyordu. 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminin üzerinden bir yıl geçti. 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir'de 11 bina yerle bir olmuştu. Deprem 16 saniye sürmüş, 117 kişi çöken binalarda enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. 6.6'lık depremde hayatını kaybedenler bugün mezarları başında anıldı. Depremde rahmetli olan kardeşim Türkan Baştoklu, eniştem Kamil Baştoklu, Doğanlar Apartmanı'nda kaybettik. Her ay düzenli olarak mezar ziyaretimiz, Konya'dan geliyoruz. Allah rahmet eylesin hepsinin. Elimizden bir şey gelmedi. Apat iyi çalışmıştı o günlerde. Yapacağımız bir şey yok. Depremin birinci yıl dönümünde yakınlarını kaybedenler, onları mezarları başında andı, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, gözyaşı döktü.
Evet, Kadıköy'e gidelim. Kadıköy'de caddenin kenarında lüks bir cip cayır cayır yandı. İşte o anlar efendim kamerayla çekildi. Hep birlikte izleyelim. Lüks cip yol kenarında alev alev yandı. O anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kadıköy'de seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi. E5 otobüs. D100 karayolunda Ankara yönünde seyreden cipte Uzunçayır otobüs durakları mevkisinde dumanlar yükseldi. Sürücüsünün yol kenarına çekip indiği araç alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi. İstanbul Çağatay'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangından etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Çağatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Talatpaşa Caddesi, Adagül Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken mahsur kalan 4 işçi de tahliye edildi. Hafif şekilde yaralanan bir işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçlerimizin Diyarbakır'da yaptığı bir operasyonla tam 37 tabanca ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 37 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince ateşli silahların yasa dışı ticaretinin ve çevre illerdeki kente sevkiyatının önlenmesine yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli AA'nın kullandığı araçla ikametgahında yapılan aramada 37 ruhsatsız tabanca, 27 fişekle tüfek ve 22 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Efendim, narkotik polislerimiz zehir tacirlerine yine göz açtırmıyor. Bakın, bu haberimizde Şanlıurfa'dan, Kayseri ve Konya'da bir yapılan operasyondan. Bu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerse gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama borusunun içerisine saklanmış 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi. Ev ve çevresiyle mısır ekili arazide dedektör köpek yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içerisine gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap tespit etti. Gözaltına alınan AM, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kayseri'de uygulama noktasında durdurulan otobüsteki iki yolcunun üst aramasında 110 gram eroin bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, HK ve İG'nin doğu illerinden batıya uyuşturucu sevk edeceği bilgisi üzerine Kayseri-Malatya Karayolu'ndaki uygulama noktasında şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurdu. Zanlıların üst aramasında 110 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor. Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karatay, Selçuklu, Meram, Ereğli ve Seydişehir ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 95 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 5069 uyuşturucu hap, 1 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli polisteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kıymetli izleyenler, su uçtu şelalesi. Hiç duydunuz mu? Evet, su uçtu şelalesi Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa mahallesinde
yer alıyor ve eşsiz güzelliğiyle etraftakileri, turistleri büyülüyor. İşte Su Uçlu Şelalesi sonbaharın o güzel renkleriyle efendim etraftakileri büyülemeye devam ediyor. İzleyelim. Yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi. İşte sonbaharın güzel renkleri. Bursa'da Fay Kırığı'yla oluşan Su Uçlu Şelalesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki 30 metrelik şelale, sonbaharda sarı ve yeşilin binbir tonuyla ayrı bir güzelliğe kavuştu. Sonbaharın renkleriyle bezenen Su Uçlu Şelalesi, yerli ve yabancı ziyaretçileriyle turizme önemli katkı sağlıyor. Çataltepe mevkiinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, ilçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğrayan şelale, sonbaharda kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle cazibesini koruyor. Kış mevsiminde eni 30 metreye, genişliği 50 metreye kadar yükselen şelale, ilçenin içme suyunu da karşılıyor. Yaz aylarında günlük ortalama 2000, sonbaharda ise 500 aracın giriş yapıldığı Su Uçlu Tabiat Parkı, büyük firmaların reklam çekimleriyle ilçenin gelir kaynaklarından biri haline geldi. Evet kıymetli izleyenler, memleketimizin her yeri bir başka güzel, her yeri cennet bahçesinden bir bahçe. Evet, bu güzel görüntülerle 30 Ekim hafta sonu ana haber bültenimizin sonuna geldik. 31 Ekim pazar günü hafta sonu ana haber bülteninde buluşmak, görüşmek dileğiyle sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.